misafir olarak gelirler. Misafir ancak. Olarak da gelebilirler tabii. Annen öyle mi düşünüyor acaba? Senin evinde senle mi oturmak istiyor? Belki de o babana mı bırakacak evi? Evet. Verin mikrofon bakayım. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Alaaddin vereceğim söz. Şimdi... Anne konuşmak istemiyor bu konuda herhalde anne. Ne oldu ne diyor? Yok, konuşmak istemiyor. Öyle mi? Başım ağrıyor diyor. Başım ağrıyor. Konuşamıyoruz. Üstümden uzak. Konuşmak evet, istemiyorum diyor anne. Annesiyle birlikte oturmadığı sürece evliliğe kesinlikle evliliği kabul etmeyecek. Mustafa annesiyle birlikte oturacak biriyle evliliği kabul eder diyor. Evet aynen. O zaman bu iş olamaz çünkü Nehir böyle bir şey istemiyor. Ayrıca kızlar istemiyor bir Alaaddin. Hiçbir sadece Nehir değil ki. Kızlar istemiyor çünkü ben zaten şey annesinin evi var. Evet. Ben bir şey diyebilir miyim? Nehir. Mustafa'nın annesi neden ilk çıktığımda da beni reddettin? Dün de ilk oradan kalktığımda gelirken Mustafa o değil o değil dedi. Öyle bir dedi ki. Sanki burada aklında başka bir hanımefendi varmış gibi. O değil, o değil değişir. İlk geldiğin günde sen bunu evet. söyledin. Neden beraber, ısrarla beni reddediyor? Beraber oturmayacaksın diye söyledi Nehir'cim. Beraber oturmak istiyor bak. Şu anda da canı sıkıldı. Hayır, daha ilk geldiğinde. Nehir hep bunu şikayet şu etti. Şu anda da gene beraber oturmak. Benim düşüncem o. Seda Hanım, ben bir şey takdim edeceğim size. Ben bu resmi size vermek istiyorum. Ah ne çok güzel, güzel. Çok teşekkür ederim. Bunu resmin adı da Seda Bebek. Ay çok Seda teşekkür Bebek. Ederim. Çok güzel bir gösterelim. Ah bakayım. Çok teşekkürler. Ressam Zuhal Hocam güzel bir resim yaptı. Çok teşekkür ederim rica Zuhal ederim. Öğretmen. Bunu salonunuza asarsanız çok memnun bir olurum. Bir ara resim olarak kaldı. Yaptım. Seda zaten Bebek diyelim. Güzel. Öbürünün ismini söylemeyelim. Seda evet. Bebek daha güzel. Gerçekten Seda Bebek çıkarıyorduk. Hem de kim çıkarıyordu söyleyeyim size. Sevgili arkadaşım Sibel Barış hanımefendi. Seda Bebekleri sunacaktı piyasaya. Ne güzel. Çünkü çocuklar beni böyle ekranda yapma bebek gibi görüyor. Kaldım o bebekliğim bilmiyorum ama. Olur mu? Kendi kaldı kaldı. Gayet tatlı ediyorum. Bir de benim resimlerim uğur getirir, şans getirir. İnşallah size de öğretmenim. Getirir. Teşekkür İnşallah. Ederim. Sağ olun. Ellerine sağ olun. Teşekkürler. Ben alayım şöyle. Evet. Evet. Seda teşekkür Bebek. Ederim. Acaba benim de şimdi aklıma şey düşürdünüz. Bir de Uğur Bebek yapsak. Ben yapsanız, Uğur Bebek mi yapsak acaba? Uğur Bebek. Yazık. Uğur Bebek. Uğur Bebek. Evet. Evet bugün Mustafa'nın annesi konuşmak istemiyor. Yorum bile yapmak istemiyor. Küstü Mustafa'nın annesi bize. Kim biri bir şey diyecek. Mikrofon nerede? Evet. Mikrofonu verin. O değil derken başka birini düşünüyor o zaman herhalde Mustafa'nın annesi. Seda Hanım. Şeriftin. Şeriftin. Şerif. Bir evlilik dürüstlük üzerine kurulursa onu Allah'tan başka kimse yıkamaz. Yıkamaz. Ben burada Mustafa burada tanıdım. Nehir Hanım da burada tanıdım. Evet. Ama dün Nehir Hanım gider ayak söyledim. Dedim ki bakın annesi farklı şu şekilde insan düşünüyor. Lütfen dedim eğer yapamayacağınız bir şeyi yaparım demeyin. Ayaküstü evet. söyledim benim onunla işim olmaz dedi. Ama Mustafa lütfen, çok lütfen rica ediyorum Mustafa çok temiz kalpli bir insan. Ama insanın Mustafa... duygularıyla oynamayın yani. Şerif lütfen. Ama bir şey bak bir şeyi atlıyorsunuz gene. Şimdi kıza durup dururken dün talip olan yine Mustafa. Ya Mustafa çok şimdi ben şöyle söyleyeyim. Cahil insan okumamış insan cahil değil. Cahil insan akan suya benzer. Akan suyu nereye çevirseniz o tarafa döner. Burada da Mustafa kardeşimizin kafasını çok karıştırıyorlar. Ama çok saf, temiz kalpli bir insan. Muhakkak, gerçekten hepimiz annesi de bana dedi ki biraz bir sohbet ettik hatta dün rahatsızlandı. Dedi ki ben bize bir gelin lazım. Bize ancak o götürür dedi. Ben öyle bir insan istiyorum dedi. Ben dedim bunu belirtin yani. Bunu açık açık konuşalım tabii burada söylesinler. Burada söyleyin. Ki ona yani göre siz... birileri gel. Anne bunları söyle. Niye söylemiyorsun? Evet bu ben Nehir Hanım da. Yani ver anneye de ver anne konuşuyor. Çocuğu, onların... Peki anne, Şerif versene annesine. Bunları konuşun açık açık. Biz de bilelim ne gelsin. Efendim? Ben dün onları gördüm. Ben bayıldım hastanelik oldum ya. Dün biraz üzülmüşsün sen. Ben gördüm. Evet. Geldim, evet peki yani. Sen söylesene o zaman nasıl bir gelin istiyorsun?
kapalı, namazlı, abdestli bize göre. Sen ama bunu bize söylüyorsun, oğluna söylüyorsun. Bana ayak uyduracak, öyle der, ben işim olmaz, istemiyorum. Mustafa, annen diyor ki bana ayak uyduracak bir gelin istiyorum. Ben beraber de durarım oğlumla, ayrılamam. Sen de diyorsun ki ben bilirim, benim istediğim. Beraber duracağız yani, ayrı da olmaz. Beraber duracağız diyorsun, o kadar. Ha, bir şey, bir dakika. Bak, hangi evde olsa olsun beraber duracağız. Mustafa'nın evi de olsa. Olsun. Beraber. Ki var. Evet. Beraber duracaksınız, tek öyle mi? Tek çocuğum var benim, tabii ki. Ama nasıl tabii ki ya? İyi günde, kötü günde yanımda olacak yani Seda Hanım yani. Beraber olacağız. İyi günde, kötü günde beraber olacağız diyor annen Mustafa. Ben bir şey diyebilir miyim? Biz sizin tek çocuğunuz yok. Burada kaç ablaların, teyzelerin tek çocuğu var. Onlar sen da bırakıyor. Sen de tek çocuğusun. Ben de tek çocuğum. Annem beni güvendi, gönderdi. O zaman Seda Hanım şöyle soralım. Madem annem kapalı biri istiyor. Neyse sana soruyorum. 70 milyon önüne söyleyeceksin. Ben seninle evlenirsem annemin dediği gibi kapanmayı istiyor musun, istemiyor musun? Bir de beraber de yaşaması evet, lazım ama. Buna cevap ver. Ben beraber yaşamam. Ben bunu en başta söyledim. Hayır, ben onu demiyorum. Kapanır mısın, kapanmaz hayır, mısın? Hayır, kapalılığı geçtik. Annen diyor ki Mustafa benimle yaşayacak benim oğlum diyor. Annen diyor ki benim istediğim bir insan. Ben seveyim onu. İlk gördüğümde ısınayım istiyor. Annem beni ilk defa ben şu kapıdan girerken yüzüne eğdi. Ben bunu teyit çıktığım günde de belirttim sana. Tamam, annem istemiyor, ben istiyorum seni. Nasıl olacak? Sen öbür taliplerinde de aynısını yaptın ama Mustafa. Ben istiyorum, ben istiyorum dedin. Annen istemedi, sonra caydın. Sen beni de ikilemde bırakıyorsun şu an. Ben istiyorum diyorsun, annem istemiyor Mustafa, diyorsun. Mustafa, koltukta sallanma. Nehir'e bak. Tam nasıl? Net konuş oğlum. Tam bak. Net kararım, ben Nehir Hanım'ı istiyorum. Alaaddin, bir şey söyleyecektin demin, yarım kaldı Alaaddin'ciğim. Evet. Mikrofonu alır mısın? Evet. Ben annesiyle ve babasıyla bir saate yakın bir süre konuştum. Teminle demiştim, birlikte yaşamadığı sürece hiçbir gelini kabul etmeyecek annesi ve babası. Mustafa'nın evi annesi... var, ne olacak? Mustafa Bey, onu... bir de Mustafa, Caner Bey o evi Mustafa oturmazsa vermeyecek. Öyle bir şey. Etmiyorum annesinin ve babasının müsaade edeceğini. O zaman çünkü... onlar kendi evlerini alacaklar, gelinlerini. Evet. Ha, bunu böyle konuşalım. Evet. Çünkü Caner Bey telefona bağlanıp Mustafa'ya sahip çıkmak için evlenirsen evim var, size tahsis edeceğim, evet, sana vereceğim dedi, hediye edeceğim dedi. Doğru. Ama annesi babası aynı evde oturacaksa adam o evi vermeyecek. Evet. Ama Seda Hanım, inanın çok korkuları var. Şimdi ben açıkça burada onları izah edemem size. Haklı tarafları da çok. Yani Mustafa bir başına bir evde yaşayamaz, korkularım var. O zaman evlendirmeyecekler ama Alaaddin ya. Haksız mıyım? Şimdi senle doğruları konuşan adamsın. Evet, haklısınız Seda Hanım ama yapacak bir şey yok. Ana baba isteği bu. Evet, bu da bir seçim meselesi ama Mustafa'nın işi çok zor bu durumda. Babası ne dedi bu duruma acaba? Ben onu da merak ediyorum. Babanla konuştun mu? Baban ne dedi? Daha konuşmadık. Önce seni ikna edecek. Seni ikna edemedi ki daha. Babası ilk de beni istememişti. İlk çıktığımda da istememişti beni. Babası niye istememişti seni? Evlilik yaptığım için. He, bir evlilik olduğu için. Efendim? Bekar geldi, onu da istemedin. Rabia'yı istemedin. Ne istiyorsun annem? Bence ikisi bir konuşsunlar. Mustafa'nın annesi en son artık. Sen Mustafa... anneni babanı ikna edebileceğine inanıyor musun bu durumda? İçinden evet, geçeni söyle, doğruyu söyle. Ben istiyorum. Tamam, sen istiyorsun ama anneni babanı ikna edebilecek misin? Mustafa diyor durumda ki önceden senden bir olumlu bir yanıt alırsam o zaman annemi babamı ikna edeceğim. Şimdi sen evet, hayır diyorsan niye anneye babayı neye ikna edecek ki sen hayır dersen evet, bugün? Ben diyorum Uğur Bey, bir akşam yemeği yiyelim, konuşalım diyorum bir baş başa. Sen ne yapacaksın o akşam yemeğinde, bir anlatsana bize ya. Ne söyleyeceksin? Benim söyleyeceklerim var Nehir Hanım'a da burada söyleyemem. Akşam yemekle söylemek istiyorum. Peki, seninle bir akşam yemeği yiyelim. Tamam, yiyelim. Tamam. Peki anneni babanı ikna edebileceğine inanıyor musun sen? İnanıyorum. Peki Seda abla, biz bir akşam yemeği yiyelim. Sonra eve gidiyorsun, babanla problem oluyor evde. Ben Nehir Hanım'la akşam konuşacaklarımdan sonra eve gidip... Babamı ikna edeceğim. Evet. Annen müsaade ediyor mu akşam yemeği yemene? İzin aldın mı akşam yemeği için annenden? Anne, bir akşam yemeği yiyebilir miyiz Nehir Hanım'la? Hayır. Hayır dedi, al. Ver mikrofonu, al. Nehir de zaten bunu bildiği için hadi bakayım dedi sana. Bak sonra deme ki dedi, bak şans vermedi deme dedi. Nehir bunu biliyordu zaten. Annenin yemek için izin vermeyeceğini biliyordu. Annesi dün zaten ilk duyduğunda şok oldu ve hastalandı kadın. Ben düştüm. Evet. Efendim?
Buyur anneciğim, söyle, konuş konuş sen. Ya Allah Allah. Seda Hanım. Heh. Dün program bittikten sonra tam Mustafa'nın annesi önüm sıra gidiyordu. Dedi ki bana dedi kapalı bir bayan lazım dedi. Ben dedi açık bayanla yapamam der. Peki. Demez. Tamam, onu konuş. Tamam. Hemen arkaya, düştü. Arkaya verin efendim. Arkaya verir misin? Ayakta. Abi ver arkaya. Konuştuğumuz şeyleri tekrar Allah. Etmeyin arkadaşlar. Öf, aynı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi yani Nehir Hanım'ın yemeğe çıkam demesi doğru olmaz. Nehir bir kere yanlış. Mustafa'nın da tam kararlarını annelerine biraz uyması lazım. Nehir çıkmasın bence yemeğe. Yani hayır çıkmasın. Neden? Ya, çıkmaz onunla... Seda Hanım'ın dediği gibi siz çok yoruldunuz. Ya yani. Neden çıkmayacağım hanımefendi? Neden çıkmayacağım? Siz benim hayatıma niye karışıyorsunuz? Yok. Siz benim hayatıma niye karışıyorsunuz? Ya yemeğe çıkacak olan benim. Bak, hanımefendi siz evlenmiyorsunuz. Burada ben evleniyorum. Hanımefendi yanlış düşünüyorsunuz. Konuşmayın. Lütfen hanımefendi. Konuşmayın benimle. Hanımefendi konuşmayın benimle. Hanımefendi konuşmayın benimle. Hanımefendinin benimle konuşmasını istemiyorum. Hanımefendi tamam, konuşma. Mustafa sakin olur musun? Konuşma benimle hanımefendi. Hayır hanımefendi konuşma. Hayır konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Mustafa. Siz evlenecek olan benim. Nehir'in annesi Seda Hanım bana teslim et. Konuşmayacaksın hanımefendi. Mikrofonu alır mısınız? Tamam, sağ, Mustafa, hanımefendi gelmiyor. Lütfen konuşmayın. Mustafa. Siz konuşmayın tamam mı? Burada konuşmayın. Dur sakin ol. Sen otur şuraya. Burada konuşmayın. Kararları ben veririm. Sakin ol biraz. Burada sakin. Konuşmayacaksın. Tamam sakin Mustafa, ol. Mustafa sen böyle yapıyorsun ama. Sakin ol. Benim... Hayır Uğur Bey konuşmayacağım. Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Şimdi... Mustafa. Sakin ol anneciğim sen de sakin ol. Sen de ol. Öyle deme annesi. Öyle deme. Şimdi o hanımefendi Mustafa'cığım annenin söylediklerini söylüyor yavrum. Kendi fikrini söylemiyor Ayhan ablan. Tamam evet şimdi Mustafa biraz aslında annesine de kızdı da bu onun da biraz annesine kızmış olmasının vermesi de bir yansıma bu hanımefendiye çıkışı. Tabii evet. Mustafa'cığım sen her zaman saygılı olduğun için insanlar seni seviyor. Evet. Ekran başı da seni ne olursa olsun annenin gözüne bakarak konuştuğun için seni seviyorlar. Dolayısıyla o Ayhan Hanım annenin konuştuklarını sana anlatmaya çalıştı. Kendi fikri değil bu. Anladın mı yavrum? Anladım. Sen dinlemedin kadıncağızı. Ayhan Hanım demek istedi ki senin annen kapalı bir bayan arıyor. Mütevazi bir insan arıyor demek ondan istedi. Ondan da. Kötü bir şey demedi. O da değil, o da değil. Ya bir Mustafa'nın akşam annesi, iyisi, ne olacak yani? Tamam yani. Sakin. Yani, o değil, mevzu çözeriz. O değil. Mevzu şey, Mustafa'nın annesi birlikte yaşayacağı bir gelin istiyor. Efendim ekran başından bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara reklamlar.